Hadi gelin lipidlerden bahsedelim. Lipid kelimesini daha önce duymuş olanlarınız bunun yağ molekülleriyle alakalı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Eğer bu şekilde düşünüyorsanız doğru düşünüyorsunuz. Neden mi? Çünkü yağ molekülleri lipidlerin çok sık rastlanan bir çeşididir. Çok sık yani rastlanılan daha doğrusu bir çeşididir. Mesela bu bir yağ molekülü ya da diğer adıyla trigliserit e, örneği daha da net olmak gerekirse bunun çoklu doymamış bir trigliserit olduğunu söyleyebiliriz. Aman doğru söyleyemedim pardon trigliserit. Bu konunun detayını yağ ve trigliseritlerin moleküler yapısı ya da doymuş ve doymamış yağlar videolarında da bulabilirsiniz. Yine de buradaki gliserol bel kemiğine bağlı olan bir zamanlar 3 yağ asidi olan yapıları görmemiz mümkün. Evet, bunun hakkında da detaylıca konuşacağız. Bu noktada yağ asitlerinin bilinen tek lipid çeşidi olmadığının altını çizmek istiyorum. Peki, az sonra anlatacağım şeylerin de lipid olmasının sebebi ve yağlarla paylaştıkları ortak özellikler ne olabilir? Lipid, suda çözünmeyen ve suya girdiğinde topaklaşan moleküller için kullanılan genel bir terimdir. Hemen not edelim. Suda çok çözünmezler. Bu arada kullandığım kelimelere de dikkat etmeye çalışıyorum ve sizin de hidrofob kelimesini özellikle kullanmadığımın farkına varmanızı istiyorum arkadaşlar. Hidrofob lipidler vardır tabi ama bazı lipidlerin bir ucundaki moleküller hidrofobken diğer ucundaki moleküller hidrofil olabilir. Bu çeşit lipidlere yani suda topaklaşan, suyu sevmeyen ve polar olmayan yağ moleküllerine Hidrofob diyoruz. Bunun yanında hidrofob ve hidrofil kısımları olan moleküller de var ve bunlara da e, amfipatik moleküller deniliyor. Amfipatik e, moleküller. Amfipatik moleküller bir ucunun hidrofob bir ucunun da hidrofil olduğunu e, bizim bildiğimiz e, moleküller ve bunu tekrar size e, hatırlatmak istiyorum. Zaten az sonra hücre zarının yapısı açısından çok önemli olan e, fosfolipitlerden bahsedeceğiz. Bundan bahsederken bu detaydan da bolca size söz edeceğim. Evet, biyolojide de bunu sık sık duyacaksınız. Peki bu diğer moleküller neler ve acaba hangi uçları hidrofob, hangi uç, uçları da hidrofil olarak geçiyor? Yağları incelediğimizde buradaki hidrokarbon zincirinde belirgin bir yük göze çarpmaz. Oksijen elektronegatif olduğu için az da olsa kısmi negatif ya da kısmi pozitif bir yükten yani oksijendeki kısmi negatif ve karbondaki kısmi pozitiften bahsedebiliriz ama karbon hidrojenden daha elektronegatif olduğu için e, bunun alkol olması halinde hidroksil grubuyla kurulacak polar ya da hidrojen bağları söz konusu değildir ve buradaki hidrokarbon zincirlerinin son derece hidrofob olmaları da yağların suda çözülmeyip topaklanmasına sebep olur. Buradaki molekülü sahip olduğu ester grubu yüzünden ester olarak sınıflandıracağız. Bakın çünkü burada bir oksijenle çift bağ, bir oksijenle tek bağ yapmış karbonu görüyoruz. Tek bağ yapmış oksijen uzun bir hidrokarbon zincirine bağlı. Karbon da aynı şekilde uzun bir başka hidrokarbon zincirine bağlı. Bu yüzden bu molekül kesinlikle hidrofob olacaktır. Ve burada kimyasal yapısını gördüğümüz molekül aslında bal mumunun da temel bileşenlerinden biri. Evet bunu da not ediyorum. Bal mumu. -mu. Bugüne kadar eğer bal mumu ya da herhangi bir mum çeşidiyle karşılaştıysanız Öncelikle bu maddelerin lipid sınıfına dahil olduklarını bilmenizi istiyorum. Eğer herhangi bir mumu suya atıp beklerseniz onun suda çözünmediğini fark edeceksinizdir. Hatta ve hatta bal mumu suyu itmek ve suyun bir yere girmesini engellemek amacıyla kullanılır. O halde mumlar, özellikle de bal mumu sadece bu molekülden meydana gelmemiştir ve içinde başka yapılar da bulundurur. Ama bir lipid olarak sınıflandırılır. Anlaştık mı? Peki ya buradaki molekül için ne düşünüyorsunuz? Burada 6 karbonlu bir halka, burada 6 karbonlu bir halka daha, bir tane daha ve bir tane de 5 karbonlu halka görüyoruz. Tüm bu kimyasal yapılar, şuradaki dört halkadan bahsediyorum. Evet, bu yapılar elimizdeki molekülün bir steroid olduğunu ifade eder. Steroid dendiğinde ilk olarak aklınıza vücut geliştirme sporuyla uğraşanların kaslarını parçalı göstermek için kullandıkları ilaçlar geliyor olabilir. Ama kimyasal anlamda düşündüğümüzde steroidler bu şekilde konumlanmış olan 3 tane 6 karbonlu halkaya bağlı bir tane de 5 karbonlu halkadan oluşan moleküllere verilen genel addır. Buradaki steroide bağlı OH grubu bunun aynı zamanda bir alkol olduğu anlamına geliyor ve alkol olan steroidlere de sterol deniyor. Hatta ve hatta daha önce adını sıklıkla duyduğunuzdan emin olduğum bu tipik sterol kolesteroldür. Kolesterol kötü bir şeymiş gibi düşünülür. Yani insanlar her zaman kolesterollerini düşürmekten falan bahsederler ama kolesterol yaşam için gereklidir. Kolesterol hücrelerin fonksiyonları açısından ve bizi biz yapan steroid hormonlarımızın da öncü molekülleri oldukları için çok önemlidirler. Mesela burada meşhur steroid hormonlarından biri olan TESTOSTERON'u görüyoruz. Not ediyorum, TESTOSTERON. Az önce bahsettiğim 6 karbonlu halkaya ek olan diğer 6 karbonlu halkalar, halkalardan biri burada. Çift bağın yeri farklı ama o da burada. Diğer 6 karbonlu halka ve 5 karbonlu halkayı da burada görebilirsiniz. Buradaki OH grubunun yerindeyse bir karbonil grubu yani oksijenle çift bağ yapan bir karbon göze çarpıyor. OH grubu ise burada. Ve az önce de söylediğim gibi bu kolesterolün bir türevi olan bir steroid hormonu yani testosteron. Burada ise başka bir steroid hormonu olan kortizolü görüyoruz. Bunun da bir steroid olduğunu gösteren 6 karbonlu halkaların ilki burada. Bu da çift bağ, diğer 6 karbonlu halka burada. Çift bağı görmek biraz zor olduğu için biz en iyisi bunu silelim. Evet, 6 karbonlu halkaların İkisi burada, diğeri burada ve sonuncusu da burada. 5 karbonlu, 5 halkalı karbonu ise burada görmek mümkün. Bu moleküllerin hepsi steroid temel yapısına sahipken onları birbirlerinden işte bu kısımları ayırıyor. Mesela bu, bu ve bu hepsi birbirinden farklı yapılar. Bu arada tüm bunların 3 boyutlu olduklarını ve gerçek molekülde şu şekilde göründüklerini size hatırlatmak istiyorum. Hatta ve hatta bir şeyin anatomik seviyede nasıl görüneceğinden bahsetmekte aslında biraz garip oluyor ama molekülün uzayda nasıl görüleceğini merak ediyorsanız küçük toplara benzeyen bu beyazların hidrojen, grilerin karbon ve kırmızıların da oksijen olduğunu düşünün. Evet bir kortizol molekülü uzayda aynen böyle görünürdü. Videonun başında bahsettiğimiz e, amfipatik moleküllere örnek olarak ise fosfolipitleri verebiliriz fosfolipitler birçok anlamda trigliseritlere benzer. Örneğin, karbondan oluşan bir bel kemikleri, başka bir renkle çizeyim. Maviyle devam ediyorum. Evet, 3 karbondan oluşan bir bel kemikleri. Bu bir karbon, bu da karbon ve bu da karbon. Hepsi bir oksijene bağlı olduğu için bunun eee gliserolden türediğini, gliserolden yani türediğini anlayabiliriz. Karbonlardan ikisi yine trigliseritlerde olduğu gibi bir yağ asidine bağlı ama diğer karbon trigliseritte yağ asidine bağlıyken burada yani fosfolipitte bir fosfat grubuna bağlıdır. Burası bir fosfat grubu ve R ile işaretlenmiş molekülün geri kalanı da bir başka organik zincir olabilir. Amfipatik moleküllerin bir ucunun hidrofob, diğer ucunun ise hidrofil olduğundan bahsetmiştik, hatırlıyor musunuz? Bana buradaki hidrofob ucu gösterebilir misiniz? Yağ asitlerinden gelen bu zincirler özellikle de hidrokarbon olanları hidrofob olacaklar. Evet hemen not ediyorum. Hidrofob. Ama buradaki fosfat grubu bir yüke sahip olduğundan ve yüklü moleküller de suda iyi çözündüklerinden dolayı molekülün bu ucuda hidrofil olacak. Yani su tarafından çekilecek. Burada tek bir fosfolipit örneği var ve bu zincirler diğer fosfolipitlerde farklı olabilir. Mesela burada doymamış bir zinciri takip eden bir yağ asidi zinciri var ama bunların fosfolipitten fosfolipide değişiklik gösterdiklerini bilmenizi istiyorum. Fosfolipitlerin baş kısımlarının hidrofil, kuyruk kısımlarının ise hidrofob olması onları hücre zarlarının vazgeçilemez bileşenleri haline getirir. Eğer bu ucu hidrofil burası da hidrofob kuyruk olursa şunu kopyalayıp yapıştırabilir miyim acaba? Bir saniye hızlıca hızlıca çizebileceğimi düşünüyorum. Evet. Bunlardan birkaç tane çizelim. Ee, bir dakika yanlış oldu. Önce şuraya hidrofil uçlardan bir sıra daha yapacağım ve şimdi de hidrofob kuyruk kısımlarını tamamlıyorum. Hızlıca çizeyim, az kaldı ve evet, tamamdır. Bu çizdiğim yapıdaki fosfolipitler ya da fosfolipitlerden oluşan çift katman hücre zarlarının yapısı hakkında bilgi verir bize. Çünkü bu suya girdiğinde ya da hücre içindeki su bazlı şeyler Burası hücrenin içi olsun diyelim burası da dışı. Fosfat ucu su tarafından çekildiği için hidrofob olan uçlar da sudan kaçmak için bu şekilde konumlanır ve fosfat e, ucun suyla temas etmesini sağlarlar. Ve bu yapı da hücre için oldukça güzel bir zar oluşturur. Hücre zarlarından biyolojide daha çok bahsedeceğiz. Umarım bu video sayesinde lipitler ve değişik lipit çeşitleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmuşsunuzdur.